Anksiyete bozukluğunun sebepleri hem bedensel sebepler hem de duygusal sebepler olarak ikiye ayrılır. Hatta bunların yanında aileden gelen genetik nedenleri de sayarsak üç kısımda ele alabiliriz. Bu çok büyük oranda özellikle fobiler yönünden baktığımızda %20-30'lar oranında ailesel genetik geçiş oluyor. Örneğin annede varsa, kız çocuğunda, babada varsa, oğlunda olabiliyor. Bunun yanında kişi eğer korkulacak bir olayla karşı karşıya gelmişse, bir trafik kazası geçirmişse, bir yangında çaresiz kalmışsa ya da bir sel felaketine uğramışsa o durumdan sonra biz bu kaygı bozukluğunu yoğun olarak görebiliyoruz. Bedene ait belirtilerde ise beynin kan akımındaki azalmaların, beyinde adrenalin, noradrenalin gibi panikle ilgili ortaya çıkan bir takım uyarıcı hormonların artması bu insanların çok çabuk tepkiler vermesini getiriyor. Zaten anksiyete bozukluklarının temelinde bir yanlış alarm var. Düşünün ki bir arabanın alarmı var ve hırsız kurcaladığında bu alarm çalıyor. Ama aynı alarmın hırsız olmadan çalması insanın hayatında işte o kaygı bozukluğunu ortaya çıkaran sebep. Onun için kaygı bozukluğuna baktığımızda vücudun korunma sisteminin korunma durumu olmadan tamamen duygusal, tamamen imajinal bir durumda ortaya çıkması ve kişiyi korumak yerine artık onun hayatını zorlaştırması olarak ele alabiliriz. Buradaki bir takım otonom sinir sistemiyle ilgili maddelerin hızlı salınması, vücuttaki alarmı çalıştırması temel kaygı yaratan durumdur.